değerli üyeler, değerli mensuplar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada Divan-ı İşraf'la ilgili bir sergi açılışı için geldik, sergiyi açtık. Burada da genç arkadaşlarımızla bazı görüşlerimizi, düşüncelerimizi paylaşmak için beraberiz. Bunun için özellikle başkanımız Sayın Seyyid Ahmet Paşa teşekkür ediyorum. Buna vesile olduğu için, bizi bir araya getirdiği için. Tabii kendisi aslında tarihi kısmıyla ilgili bilgi verdi ama belki çoğu kimse bilmiyor olabilir. Benim esas çalışma alanım hukuk tarihi. Marmara Hukuk Fakültesi'nde Türk Hukuk Tarihi kürsüsünde asistan olarak başladım. Yüksek lisans çalışmam, doktora ve diğer bütün aşamalar hukuk tarihiyle ilgili. Doktora çalışmamda bir yüksek mahkeme olarak Kazaskerlik Kurumu 18. yüzyıl başlarına kadarki durum üzerinden. Dolayısıyla bu konuya dair, ben tarihi kısma dair de bazı şeyler söylemek isterim. Tabii önce şunu ifade edeyim. Aslında devlet yapısıyla ilgili, siyaset ve kamu hukuku ve kurumların oluşumuyla ilgili denebilir ki, biraz batı bağlamında söyleyeceğim ama iki gelenek var, iki yaklaşım var. Bunlardan birisi İngiltere'nin, İngiltere tarihi, biraz daha geniş anlamda Anglo-Sakson tarihi, kamu hukuku ve siyaset ve bunların kurumlarının oluşumuyla ilgili. Bu tarihi gelişim geleneklere itibar eden, gelenekleri esas alan, onları geliştirerek veya makul ve tabii süreç içerisinde onları dönüştürerek ortaya çıkan bir süreç İngiliz ve Anglo-Sakson sisteminde. Mesela parlamenterizm, parlamenter demokrasi, parlamenter sistem İngiliz tarihinde ortaya çıkmıştır. Parlamenter sistem esasen tacı, yani krallığı tasfiye etmek istemeyen bir anlayışın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bir taraftan krallığın İngiltere tarihi içerisinde gücü, etkisi, yürütme, yasama ve diğer alanlarda azalırken, onun karşısında işte parlamento diye, ki başlangıçta bu ülke anlamında bir şey değil, tamamen kralın atadıklarından oluşan bir heyet, parlamentonun yetkilerinin artması suretiyle, ama tarih içerisindeki kurumları da bütünüyle yıkmadan, tasfiye etmeden ilerleyen bir süreç. Bu sürecin temel özelliği geleneklerle kuralların ve kurumların birbirine tetabuk etmesi. Bu şekilde geleneklerden doğan kurumlar ve kurallar geçerliliklerini sadece onları vaz eden, ortaya koyan iradeden değil de bir tarihi arka plandan ve temelden alıyor. Bunu şöyle bir örnekle ifade edeyim. Orhan Aldıkaçlı bizim anayasa hukuku hocamızdı. 1987'de anayasa hukuku dersi almaya başladığımızda İstanbul Hukuk Fakültesi'nde, başlangıçta dekandı, sonra dekanlığı sona erdi. Tabii Orhan Aldıkaçlı'yı gençler bilmez. Orhan Aldıkaçlı 1982 anayasasını hazırlayan Danışma Meclisi, 12 Eylül 80 darbesinden sonra bu Danışma Meclisi'nde oluşturulan Anayasa Komisyonu vardı. Anayasayı hazırlayan komisyon, o komisyonun başkanıydı. Yani 82 Anayasası'nı belki ana hatlarıyla hazırlayan komisyonun başkanıydı, anayasa hukukçusuydu. Bu kendisi anlatmıştı, rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Bir gün İngiltere'ye gemiyle seyahat ederken, gemide bir Lordlar Kamerası üyesi bir hukukçuyla tanışıyor. Sohbet ediyor. Tabii İngiliz siyasi tarihi, kamu hukukunun birçok meselesinin, anayasa hukukunun birçok meselesinin temellendiği bir tarih. Herkesin merakını çeker. Onunla konuşurken bir ara şöyle bir şey sordum diyor. İngiltere'de kraliçenin
Şimdi kraliçe, kral da olabilir. Yani taç, tacın parlamentoyu feshetme yetkisi var. Var. Belli bir süre içerisinde de seçime gitmesi lazım. Peki parlamentoyu feshetse, seçime de gitmese bir süre. Böylece yavaş yavaş yürütme ve biraz da yasama yetkilerini toparlamaya çalışsa elinde. Ne olur acaba İngiltere'de diye sordum. Niye? Çünkü bir yerde yazmıyor belli bir süre içerisinde seçime gideceği. Yazılı anayasa yok. Adam biraz şaşkınlıkla bakmış, demiş ki bu soru İngiltere'de kimsenin aklına gelmemiştir demiş. Kraliçenin, tacın, parlamentoyu feshetme yetkisi var. Bu hiçbir yerde yazmaz ama bunu herkes kabul eder. Muvafıkı, muhalifi herkes kabul eder. Belli süre içerisinde seçime de gider kraliçe. Kraliçe başta olmak üzere herkes bunun aksinin olabileceğini düşünemez İngiltere'de demiş. Yazılı bir metin yok, bir müeyyidesi de yok bunun. Gitmediği takdirde ne olacağı da belli değil. Yazılı olmadığı için bu müesseseler. Fakat kimse onun aksini düşünmez. Niye düşünmez? Çünkü kurallar gücünü sadece onu ortaya koyan iradeden değil, aynı zamanda yüzyıllar içerisinde oluşmuş geleneklerden alıyor. Kimsenin hoşuna gitmese de bu geleneklere karşı çıkması, bunu görmezden gelmesi veya aksini yapmaya kalkması düşünülemez diyor. Bu işte siyasi kurumların, kamu hukuku kurumlarının, kamu kurumlarının oluşumu ile ilgili bir gelenek. Bir de Fransız geleneği var, belki böyle isimlendirebiliriz bunu. Bu da gelenekleri, geleneklerle ortaya çıkan kuralları, kurumları yıkarak ilerleyen, yani ileri derken öncekinden sonraki anlamında ileri diyorum. Bunun bir gelişme anlamı, bir bu anlamda bir kıymet ifadesi yok söylediğimde. Yıkarak ilerleyen bir gelenek. Mesela işte ne olmuştur? 1789'da monarşiyi yıkmışlardır. Bir süre sonra geri dönmüştür monarşi ama yıkmışlardır. Yerine başka şeyler getirmişlerdir. Sonra o yıkılmıştır. Sonra o falan. Şimdi 5. anayasadır Fransa'da. 5. Cumhuriyet. Devam ediyor. Belki en uzun ömürlü cumhuriyet dönemi Fransa'da belki. Birçok kurumu yıkmışlar, yerine yenisini kurmuşlardır. Sonra o yıkılmıştır, yerine başkası kurulmuştur. Bu şekilde bir sistem oluşumu söz konusu. Tabii bir taraftan bakınca monarşi, kral mesela, kralı öldürmüşlerdir. Böylece hani bunun monarşiye karşı bir hareket olması hasebiyle olumlu bir şeymiş gibi düşünülüyor ama bir zamanlar kral olan birisinin bile başta hayat, yaşama güvencesi dahil hiçbir şeyin olmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani kralı öldürmüşler sonuçta. Kralın can güvenliği teminat altında değilse bir ülkede kimin olabilir? Dolayısıyla bütün bunlar hep yeni kurumlar oluşturulduğu zaman bunları bu sefer yeni çıkartılan kurallara göre bir teminata bağlamak gerekiyor. Zaman içerisinde de bazen başka ülkelerde, Fransa tipi gelişmelerde kurallarla gelenekler arasında çatışmalar oluyor, mutabakatlar olmuyor. Böylece gücünü sadece kurallardan, kendini ortaya koyan iradeden alan bir sistem gelişiyor. Bu sefer bu kurallara uyma konusunda, kuralların meşruiyeti konusunda, kurumların meşruiyeti konusunda tartışmalar ortaya çıkıyor. Türkiye'de esasen biraz Fransa tipi bir gelişme izlemiştir tarihinde. Bu bakımdan birçok kuralla, uygulamayla veya kurumla ilgili tartışma ortaya çıktığında hemen onu var eden kurallara atıf yapıyoruz. Yani diyoruz ki bu anayasal bir kurumdur diyoruz. Niye? Anayasa ötesi, öncesi bir şey yok, temeli yok o kurulun veya kurumun veya kuralın. Hangisi daha iyidir? Şüphesiz ben açıkça kanaatimi söyleyeyim. Bu geleneklerden gelişen kurallar ve kurumların olduğu bir sistemde tabii bir siyasi gelişim, hukuki gelişim söz konusu olduğu için daha teminatlı, sadece yazılı kurallara bağlı olmayan, onların ötesinde meşruiyet zeminleri olan, teminatları olan bir sistem oluyor, siyasi veya hukuki sistem. Hıfzı Devlet Veli Dedeoğlu, ordinarius profesör, esasen medeni hukukçudur. Ama tabii eski hukukçular birçok alanlarda da eski tabirle mütebahhirdir, bilgi sahibidir. Derinliği olur çalışmalarının. Yargıtay'ın 100. yıl armağanı var. 1863-64 olabilir, yayınlanmış. Orada bir makalesi var, Hukukta Dualizm diye bir makale. Burada Osmanlı döneminde yargı kurumlarının dualizmini anlatır. Yani bir tarafta klasik Osmanlı mahkemeleri, yargı kurumları, bir tarafta ise batıdan iktibas edilen
yeni mahkemeler, yani daha sonraki gelişimi şer'iye mahkemeleri, nizamiye mahkemeleri falan. Sonra ben doçentlik çalışmamda buna bu dualizmi sadece kurumsal yapısı değil, yargının kuralları bakımından da mevcut olduğunu, yani bir taraftan geleneksel Osmanlı sistemi içerisinde üretilen hukuk kuralları, bir taraftan batıdan iktibas suretiyle alınmış olan hukuk kurallarıyla kurallar bakımından da bir dualizm, bir ikilik olduğunu ifade etmişti. O da diyor ki, bizim tarihimize baktığımızda diyor, esasen İngiliz tarihine benziyor, İngiltere tarihine benziyor Osmanlı siyasi ve hukuki gelişmeleri. Biz niye İngiliz tarihinden esinlenmemişiz de Tanzimat sonrası Fransız tarihinden, Fransa'daki gelişmelerden esinlenmişiz? Çözemediğim bir konudur diyor o makalesinde. Gerçekten de öyle. Biraz bu herhalde o dönemlerde modalarla ilgili bu tür şeyler. Biraz Fransa rüzgarı, özellikle 19. yüzyılda ilk bugünkü anlamda soyut norm şeklinde kanunların yapıldığı yer Fransa. İşte ilk Fransa Medeni Kanunu, daha sonra Fransa Ceza Kanunu 1805-1810 o tarihlerde yapıldığı için herhalde daha cazip gelmiş. Biraz o akımlar etkili olmuş Osmanlı Devleti'nden. Bu açıdan şuraya gelmek istiyorum. Sayıştay bağlamında da aslında vergi gelirlerinin elde edilmesi ve bunların harcanmasıyla ilgili bir denetim anlamında iki farklı meşruiyet ve gelenek var. Birisi az önce bahsettiğim gibi biraz esasen İngiliz parlamentosunun oluşumuyla beraber ortaya çıkan. Yani parlamentoların oluşumu da esasen önce yasama için değil, önce bu mali denetim içindir. Bütçe denetimi, harcamaların denetimiyle ilgilidir. Hakikaten bu parlamento dediğimiz yapı ilk İngiltere'de ilk öne çıkarken işte bu harcamaların denetimi ve koyulacak vergilerle ilgili kuralların denetimi için kralın bazı yetkilerini almak istemiş. İlk mücadele böyle. Daha sonra önce işte vergi kuralları ve bunların harcanması ile ilgili konular, daha sonra yasama ile ilgili yetkiler de parlamento tarafından alınmış İngiltere'de. Bir böyle bir gelenek ve denetimin parlamento adına yapılması geleneği ki biz de ona mensubuz artık. Bir de işte başkanımızın da ifade ettiği divan-ı işraf veya müşriflik, el-müşrif deniyor bu denetimi yapan kişiye başlangıçta. İşraf aynı kökten. İşraf mastardır, müşrif ise ismi failidir bunun, yani öznesi. Şunu da ifade edeyim, işraf aslında şereften geliyor bildiğimiz ve kullandığımız şeref kelimesinden. Üstte olmak, onurlu, yüksek yerde olmak. Ama bu kendi içerisinde aynı zamanda bir kontrol ve denetim de içeren bir kelime. Bunun tabii kökenleri başlangıç itibarıyla İslam tarihinde de en azından teorik temelleri Peygamber Efendimiz'in uygulamalarında var. Göndermiş olduğu, vergi için göndermiş olduğu, ki başta zekat ve üşürle ilgili olarak bunlara amil deniliyor. Kur'an'da da geçen bir kelime, bir görevlidir. Vergi toplama görevlisi, amil. Bunları zaman zaman denetlemiştir. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Beni Süleym kabilesine gönderdiği, vergi toplamak için gönderdiği kişi, sahabe bu da, geldiğinde ona soruyor, yani neler aldın, ondan sonra nasıl aldın, ne kadar şeylere uygun mu, oranlara uygun mu bunlar. Bunları hatta denetlediği bir kişi, tabii o zaman nakit para toplanmıyor, aynı şeyler topladıkları getirmiş, koymuş, içlerinden bir kısmını da kenara ayırmış. Onlar nedir diyor, bunlar benim şahsıma ait olanlar diyor. Nasıl şahsına ait oluyor onlar diyor, bunları bana verdiler, bu devlete verilen yani. Hazineye verilenler bunlar diyor. Bunlar ise benim şahsıma verilmiş olanlar diyor. Burada aslında bir ölçü koyuyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki, yani onlar senin mi değil mi? Yani şu ölçüye göre bunu tayin edebilirsin. Eğer sen bu görevli olmayıp da oraya gitseydin, bunlar senin şahsına verilecek şeyler ise bunlar senindir, alabilirsin diyor. Ama sen bu görev, yani amil olarak, vergi toplayıcı olarak gittiğin için sana verilmiş şeylerse bunlar senin değildir diyor. O da düşünüyor tabii ahlaki bir mesele.
yanındakileri ittiriyor ve durur eşyanın arasına. Bunlar diyor hazineni bırakıyor. Çünkü öyle bir görevle gitmemiş olsaydı kendisine verilmeyecek şeyler. Bu denetimleri bizzat Peygamberimizin yaptığına dair bilgiler var. Daha sonra birinci halife Hazreti Ebu Bekir döneminde Muaz bin Cebel Yemen'e gönderilen vali ve amil, kadı, bütün görevler o zaman uhdesinde mesela onun da döndükten sonra neler topladı, ne kadar miktar, oranlar vesaire bunu konuştuğuna dair var. Tabi İslam devletinde kurumsallaşma Hazreti Ömer zamanında başlıyor. İlk mesela işte divan kelimesi de oradan ortaya çıkıyor. Divan aslında defterdir. Önce işte savaşa katılanlar, ganimetler, bunların taksimiyle ilgili notların tutulduğu defterdir divan dedikleri. Sonra bu defterler tabii çoğalıyor. Çoğalınca bunları bir odaya koymaya başlıyorlar. Bu sefer bu defterlerin olduğu odaya da divan denmeye başlanıyor. Sonra defterler orada olunca toplantılarda lazım o defterler. Onların yanında o odada veya yakındaki odada toplantılar yapılmaya başlanıyor. Sonra o toplantılara da divan denmeye başlıyor. Yani divan, Osmanlı'daki divan-ı Hümayun'a kadar uzanan bir gelenek, divan-ı işraf işte bunun içerisinde birisi. Bu divanların oluşumu da Hazreti Ömer dönemindedir ilk. O bu işi daha da kurumsallaştırmıştır. Özellikle sıkı bir şekilde amilleri denetleyip, eğer mal varlıklarında farklı bir durum ortaya çıktığında fazlalıkları müsaade ettiğine dair örnekler var. Hazineye kaydettiğine dair gelir olarak örnekler var. Daha sonra bahsetti başkanımız, biraz şeyler olmasın, tekrardan olmasın diye girmeyeceğim. Ama Abbasiler yine kurumsallaşmanın önemli olduğu bir dönem İslam tarihinde. Bu kurumsallaşmada da özellikle hukuki altyapıların oluşması bakımından İmam Ebu Yusuf önemli bir isimdir. Hanefi mezhebinin Ebu Hanife'den sonra ikinci büyük imamıdır İmam Ebu Yusuf. Bu kadı kudatlık görevi almıştır. Kadılar kadılığı, bir nevi Adalet Bakanlığı gibi bir görev kabul etmiştir Abbasiler zamanında ve özellikle yargı sisteminin onunla bağlantılı olarak işte bu vergi toplama ve denetimle ilgili hususlarda da kendisi yeni kurumsallaşmaya giden kişidir. Rivayetlere göre ki onun en önemli kitabı kendisinden rivayet edilen en bütün kapsamlı kitap Kitabul Haraç'tır. Vergilerle ilgili hukuki durumu, vergi hukuku kitabı öyle diyelim. Kitabul Haraç onu yazmıştır. Orada vergi toplayanlarla beraber yanlarında bir de o toplananları denetleyen ve ayrı bir kayıt tutan, belge düzenleyen kişiler görevlendirmiş. Yani bir yere vergi toplamak için bir şahıs gittiğinde onunla beraber onun yanında bir kişi daha gidiyor. O da onun yaptığı işleri kayıt altına alıyor, denetliyor. Daha sonra işte Abbasilerden sonra Endülüs Emevilerinde var. Nihayetinde divan-ı işraf Gaznelilerde, Karahanlılarda var, Selçuklularda dört tane büyük divandan birisi divan-ı işraf. Osmanlı Devleti'nde daha önceki İslam devletlerinden gelen birçok kurum farklı şekilde yapılandırılmış. Mesela bunlardan birisi benim doktora çalışmamı yaptığım kaz askerlik. Kaz asker, kadı, kadil asker, asker kadısı demek, asker. Asker ise bugünkü anlamda silahlı kuvvetlere mensup kişi değildir. Osmanlı'da askeri tabiri daha çok kullanılır, askeriyeye mensup olan. Askeri herhangi bir şekilde devletten maaş alan veya işte hayatını devletten aldığı gelirle idame ettiren kişi demektir. Bir tek yargı mensupları, kadılar hariç, bütün kamu görevlilerine askeri denir Osmanlı'da. Kadil asker ise askerilerin kadısı demektir. Yani kamu görevlilerinin kadısı anlamındadır. Şimdi önceki devletlerde bir kadın kudatlık var, sivil kadılar için. Bir de askeri kadılar için kadı leşker falan Selçuklular da var. Mesela bu ikisini birlikte ayrı ayrı kullanmamış Osmanlı Devleti. Yeni bir kompozisyon yapmış, tabiri caizse ikisini birleştirmiş. Kaz askerlik diye bir kurum oluşturmuş. Yetki alanları falan da farklılaşıyor. Bunun gibi birçok alanda
kısa bir zaman, ilk 100 yıllık dönem içerisinde yeniden bir yapılandırma, İslam tarihindeki ve devletlerdeki kurumları, bunların bir kısmını alıp, bir kısmını teoriden istifade ederek, bir kısmını eski Türk devletlerindeki geleneklerden istifade ederek yeni bir mahiyete kavuşturmuş bu kurumları. Başkanımız bahsetti, Başbaki Kulu diye bir görevli var. Bu defterlere bağlı olarak, defterlerin hemen altında yer alan yine dört önemli kişiden birisi. Defterden Divan-ı Humayun üyesi, bir nevi Maliye, Hazine Bakanı gibi şu anda kişi. Onun altında bakan yardımcılarından birisi diyebiliriz Başbaki Kulu. Bunu aşağı yukarı tarihçiler, müessese tarihçileri Yavuz Sultan Selim zamanına kadar götürüyor başlangıcını. Ama Kanuni döneminde kesim var. Yavuz Sultan Selim zamanında kurulmuş olabilir mi? Biraz tereddütlü. Buna da baki kulları denilen kişiler, görevliler. Bunlar taşrada görev yapanları, bu baş baki kuluna bağlı olarak görev yapan baki kulları var. Bu baki kelimesi nereden geliyor? Bu da tartışmalıdır. Acaba Türkçedeki bu bakmaktan gelen bakı falan mıdır? Yoksa bu bakiye kelimesinin türediği bakiden mi geliyor? Bu konuda da bir netlik yok. Böyle bir şey bulmuşlar, isim bulmuşlar bu kuruma. Fakat tabii tarih boyunca Osmanlı tarihinde de baktığımızda geriye dönük, ben arşivlerde de çalıştım doktora tezimle ilgili olarak, baktığımızda en sağlam, en güvenilir kayıtların tutulduğu alan maliye ile ilgili kayıtlardır. Bunun içerisinde tabii gayrimenkul kayıtları da olduğu için, tabii Osmanlı sistemi klasik dönemde bütünüyle arazi üzerine dayanıyor. Dolayısıyla arazilerin kayıtları ve bunlardan elde edilen gelirler, vergiler vesaire çok önemli. Mesela fethedilen yerler, Yavuz Sultan Selim mesela gitmiştir Mısır'ı fethettikten sonra, Şeyhülislam daha sonra İbni Kemal'i orada bırakmıştır. İbni Kemal, sanıyorum Anadolu kazaskeri o zaman, yani Mısır'ın kaydını yapmıştır. Tahrir defterini Mısır'ın hazırlamıştır. İşte arazilerin durumuyla, işte bir arazi ne kadar üretilir yıllık olarak, geliri nedir, bunun üzerinden öşür tayinleri falan yapılıyor vesaire. Yani bugün birçok konuda bir belge bulduğunuzda o belgenin mahiyetini, doğruluğunu falan kontrol etmek için mutlaka mali kayıtlara bakmak, yani teyiden bakmakta fayda var. En sağlam kayıtlar esasen nüfus kayıtlarıyla ilgili olarak bile yine arazi kayıtlarına, tahrir defterlerine bakılıyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin hakikaten çok kıymetli bir evrak sistemi var, kayıt sistemi var. Evrakların toplandığı yere de güzel bir isim vermişlerdir. Hazine-i evraktır. Evrakların, varakaların, işte kayıt defterlerinin falan hazinesi anlamında. Hazine-i evraktır. Orada bunlar tutulmuştur. Çok sağlam bir sistemi var. Tabi bu sistemin en önemli ayağı da bu denetim ayağıdır. Bu tabi sistem genel olarak bozulmaya başlıyor. İşte askeriye de bozuluyor, işte Yeniçeri Ocağı'nda, ilmiye de bozuluyor. Müderrislerde, kadılarda, eğitim sistemi bozuluyor. Tabi mali sistem de bununla beraber bozulmaya başlıyor. İşte 17. yüzyıl, 18. yüzyıl. Daha sonra hani bu sistemi kendi içinde geliştirmek mi daha doğrudur? Bu tartışmalar da var. Yoksa Batı'da işte gelişmiş yeni bir düzen ortaya çıkıyor 19. yüzyılda. Acaba oradan mı bunu almak daha doğrudur? Tartışmalar biraz da pratik zorlamalar, zaruretlerle işte 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş Batılı kurumların, usullerin eski usullerle beraber bir arada yürüdüğü bir dönem var. Dualizm dönemi. Daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber de dualizmin bir tarafı ortadan kaldırılıyor, vazgeçiliyor. Mesela kanunlarda bile vardır. Yani medeni kanun, biz İsviçre medeni kanunu 1926'da kabul edildiğinde, çok yeni bir şey değil fikir olarak bu. Nitekim 1850'lerde daha Fransız medeni kanununun Osmanlıca tercüme edilip kabul edilmesine dair bir hareket var. Sadrazam, o zaman Ali Paşa bir komisyon kuruyor. Ona mukabil olarak, karşı olarak Ahmet Cevdet Paşa bir teşebbüste bulunuyor. İşte Mecelle'nin ortaya çıkışı da bu çekişme sırasındaki, öyle ki hatta Mecelle mesela bir kanun hazırlanıp topluca yürürlüğe girer. İşte Mecelle öyle yürürlüğe girmemiştir. Mecelle'nin bölümleri vardır.
her bölüm tamamlandıkça yürürlüğe sokulmuştur padişah fermanıyla. Bu Cevdet Paşa'nın fikridir. Çünkü Cevdet Paşa şundan korkuyor. Hani biz biraz geç kalırsak kanun bitsin de yürürlüğe sokalım derken Fransız medeni kanunu yürürlüğe koyabilirler diye bir endişesi olduğu için bir bölüm hazırlanmış. Mesela kitabı buyuğu, işte alışverişle ilgili, alım satım aktiyle ilgili bölüm bitmiş, yürürlüğe sokulmuş. Arkasından öbürü, arkasından öbürü bittikçe aşağı yukarı 8-10 sene içerisinde bölümler tamamlandıkça yürürlüğe sokmuş. Yani o dönem... Fasikül, evet. Yani 1850'ler, 60'lardan bahsediyoruz ki o zaman Fransız medeni kanunu, medeni kanun biraz daha ahval-i şahsiye dediğimiz eski anlamda yani kişilerin hukukuna dair, durumlarına dair hususlar içeren, biraz daha ahlakla, örfle, bilmem dini inançla, kültürle bağlantılı olan kısmı hukukun, onda bile Fransız medeni kanunu tercüme etmeye dair bir hani şey de değil, sadece fikir değil, uygulamaya geçebilen bir anlayış var 1850'lerde daha. Dediğim gibi ama bu işte bir taraftan eski hukuk, Osmanlı İslam hukuku, bir taraftan Batı hukuku ilerliyor ve Cumhuriyet dönemine kadar geliyor. Hatta bu bizde kanunların kabulüyle ilgili işte İtalyan Ceza Kanunu, daha sonra onunla beraber eş zamanlı İsviçre Medeni Kanunu. Bu konuda Mahmut Esat Bozkurt Adalet Bakanı olduğu zaman 1925'in ilk ayları Atatürk'e bu konuyu anlattığında o buna itiraz ediyor. Diyor ki ya nasıl olur? Orada kanun alacaksın da burada uygulayacaksın, böyle şey olur mu falan diye itiraz ettiği bazı hatıratlar da var. Daha sonra bu konular tartışılarak ikna edildiği söyleniyor. Fazla dağıtmayalım, çok tarihi kısma girmiş olduk. Tabii Sayıştay bu biraz Osmanlı geleneği içerisinde ama daha sonraki şekliyle bu parlamenter denetim, vergi koyma ancak kanunla söz konusudur. Buradan bunların nasıl harcandığı hususu parlamentonun denetiminde olan bir husus ve Sayıştay'da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, parlamento adına bunları, bu harcamaları denetliyor. Ama gelenekleri itibarıyla, kullandıkları yöntem ve usuller itibarıyla Türkiye'de en köklü kurumlarımızın başında geliyor Sayıştay. Burada çalışan, burada yetişen arkadaşlarımız da hakikaten çok iyi yetişmiş, Türkiye bürokrasisi içerisinde iyi yetişmiş kişiler, arkadaşlar oluyor. Birçok konuda biz de zaman zaman takıldığımız hususlarda buralardan şifahen bazen yazılı görüşler soruyoruz, alıyoruz. Birçok şey tabii tecrübe paylaşımı bağlamında söyleyebilirim de bir konuya sadece değinmek istiyorum. Bürokraside de, siyasette de, aslında siyaset dışı alanda, sivil alanda da en önemli şeyin, konunun işini düzgün yapmak olduğunu düşünüyorum. Eğer bir tecrübem varsa bu yaşa kadar edindiğim belki birinci sırada herkese, hangi alanda olursa olsun çalışan herkese söyleyebileceğim budur. Aslında çok basit bir şeydir. Herkes işini düzgün yaptığını düşünür ama gerek yaşadığımız sıkıntıların, zorlukların, gerekse karşılaştığımız zaman zaman sorunların, krizlerin de temelinde bu var. Herkes işini düzgün yapmıyor. Daha doğrusu herkesin işini düzgün yapmak gibi bir amacı yok. Herkesin gözü farklı yerlerde. Bunu siyasette daha fazla da görüyoruz. Mesela bir yere, bir makama gelen arkadaşlar hemen bir sonraki daha parlak, daha iyi bir makama ne zaman geçeceğine dair bir takım çalışmalar, hesaplar içerisinde oluyor. Şimdi tabii o bulunduğu makamın gerektirdiği işleri düzgün yapmadığı için başka bir yere atlamak konusunda bir çalışma, gayret, düşünce içerisinde olduğu için o iş düzgün yapılmamış oluyor. Onun gibi birçok insan bulunduğu makamın gereklerini yerine getirmediği, işini düzgün yapmadığı için birçok iş bu sebeple aksıyor, düzgün yapılmıyor. Bence Türkiye'de en önemli sorunlarımızdan gerek bürokraside gerek siyasette, belki şeyde de olabilir, bunu sivil hayatta, ticarette, sanayide de söyleyebiliriz. Halbuki hayatın işleyişi de aslında işini düzgün yapmaya bağlı. Yani bulunduğu makamın, mevkinin işini düzgün yapmayıp da başka bir yere atlama gayreti içerisinde olan kişi oraya genellikle gidemiyor, atlayamıyor, terfi edemiyor. İşinizi düzgün yaptığınız zaman aslında başka bir yere terfi edebiliyorsunuz.
İşin sırrı da ilerlemenin, başka bir daha iyi, daha etkili bir makama ulaşmanın, terfi etmenin sırrı da burada. Bu bakımdan Türkiye'nin ben her alanda, siyasette, bürokraside, yargıda, sanayide, ticarette, her alanda, normal düz memurlukta, hepsinde bulunduğu işi, vazifesini, sorumluluklarını düzgün bir şekilde yapan, işini iyi yapan insanlara ihtiyacı olduğunu ve devletin aslında işini iyi yapan insanlar üzerinde yürüdüğünü, onların emeğiyle yürüdüğünü ifade etmek isterim. Burada genç arkadaşlarımıza eğer tek bir sözle bir tavsiye olacaksa, bulunduğunuz yerdeki işinizi, vazifenizi doğru yapmak hem devlet için önemli, hem sizin sorumluluğunuz, ama ilerlemek, yükselmek, terfi etmek istiyorsanız da bence bunun tek yolu ve en sağlam yolu, kalıcı yolu, sürdürülebilir yolu işinizi doğru yapmaktır, düzgün yapmaktır. Böyle bir küçük tavsiyeyle de bu salgın ortamında daha fazla uzatmadan konuşmamı tamamlayıp böyle bir fırsat, böyle bir imkan için Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Memuriyetinizde, çalışma hayatınızda buradaki öncelikle genç kardeşlerimize ve sonra bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Bütün dünyayla beraber tabii Türkiye'de çok tarihi bir dönüşümlük noktasında, dönüm noktasındayız. İnsanlık tarihinin önemli dönüm noktaları vardır. Hayatın akışı her zaman aynı şiddette, aynı debide değildir, nehirler gibi. Bazen kavşaklarda bu akış hızlanır. Aynen tarihin hızlandığı, tarihin akışının hızlandığı, önümüzdeki dönemlerde birçok şeyin siyasette, hukukta, uluslararası ilişkilerde, ticarette, finansta birçok şeyin paradigmasıyla beraber temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız. 20. yüzyıla ait fikirler, kurumlar, paradigmalar çökmüştür, iflas etmiştir. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntılar, sorunlar, bütün dünyadaki sorunlar, bir sistemin içerisindeki sorunlar değil, yeni sistem arayışının meydana getirmiş olduğu veya yeni bir düzen kurulurken biraz rol almaya, yer kapmaya, güç devşirmeye yönelik çatışmalar, yaşadığımız çatışmalar. Böyle bir dönemde tabii Türkiye şükür ki daha bir güçlü bir pozisyonla söz sahibi, karar sahibi bir devlet olarak bu sürecin içerisine giriyor. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yaklaşık 20 yıldır kendisini yeniden yapılandıracağı bir süreci yaşamış olmasıdır. Hacı Bayram Veli'nin bir şiiri vardır. Nagehan bir şaara vardım, ol şaarı yapılırken gördüm, ben dahi bile yapıldım taşı toprak arasında diyor. İşte İslam'ın ilk yayıldığı dönemlerde Anadolu'da, Rumeli'de bir yeni yapılan, kurulan bir şehre geliyor, bir inşa faaliyetine. Kendisi de katılıyor ama şehri inşa ederken kendisini de fiziken ve manen yeniden inşa etmesi gerektiğini, başka tabirle kendisini inşa ederse şehrin inşasında etkili olacağını anladığı için hem şehri inşa ediyor bir taraftan, hem kendisini inşa ediyor. İşte Türkiye başta bu hükümet sistemi değişikliği olmak üzere 2017'de birçok alanda dünyanın yeniden inşa edileceği bir döneme önce kendisini inşa ederek girmeye hazırlandı, hazırlanıyor. Bu çalışmalar, bunlar devam ediyor. Böyle bir dönemde bizim geçmişten gücümüzü alarak, değerlerimizden gerek içeride gerek dışarıda ahlaki yaklaşımlarımızdan, adil hukuk anlayışımızdan, paradigmalarımızdan güç alarak dünyaya, bu yeni şekillenen dünyaya katkı sunabilecek imkanları içimizde barındırdığımıza öncelikle inanmamız lazım. İnşallah önümüzdeki yıllar, 10 yıllar Türkiye'nin yeniden güçleneceği, büyük Türkiye diyoruz, yeniden büyük Türkiye diyoruz esasen. Yeniden büyük Türkiye'nin inşa edileceği dönemleri belki biz görmesek de genç arkadaşlar görecekler. Ama dediğim gibi temel felsefemiz işimizi düzgün yapmak, hangi işi yapıyorsak o anda onu düzgün yapmaktır. Ben tekrar başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.